Sardunya'dan geçiyoruz. Sardunya'nın güneyinden geçiyoruz artık. Hava sert. Köy gözüküyor. Kral Juan Carlos Meydanı da buraymış. Yarasacık koymuş burada. Evet, şu an Google Map'ten baktım. Avjeuma 3'e geldik. Evet, burada sanki bir iki tane var gibi. Daha aşağıda bir şeyler geziyor. Zaten bak orada. Ha, var var. Oraya atamayız. Demir evet. Köçü bu. Birkaç tane aşk kilidi var. Evet. Şurası zaten kale değil mi? Buraya altından su geçiyor. Asmışlar zaten Mert'leri dahi. Aa, başka neye de bak. Hadi bakalım. Bunu da sen as bakalım. Bir önceki ben asmıştım. Hadi bakalım. Bunu da sen as bakalım. Aşkımızı artık Mallorca'ya kilitledim Mert'cim. Kilitle bakalım nasıl gidiyorsun. Hadi birlikte bastıralım. Oley. Hayırlı olsun vatana millete. Hadi bakalım. Vatana millete ya. Aşkımıza hayırlı olsun. Evet, şimdi artık burada temsil edilecek kilidimiz. Aynen. Önce atma törenine geçelim. Telefonunu koy ya da. Evet. 2. 3. Şıpalak dedi üstü. Tamam. İyi. Gelenekler güzel. Evet. Evet, şimdi ikinci köprüden geçiyoruz. Burası şeye bakıyor artık. Limana. Eda ile Mert'in kilidini orada bulabilirsiniz. Bu köprüde de bizim aşk kilidi mevcuttu. Kendisi. Burada enteresan bir şey var. Çelik yapıdan ters duran ev gibi, kilise gibi bir şey yapmışlar. Evet. Kavramsal sanata giriyor bu. Ben mi kavrayacağım bunu? Kötülüğü yerin dibinden çıkartma kilisesi diye geçiyor. Bu mu? Evet. Çıkar mı diyorsun? Ya, kiliseyi tepesi taklak yapmış. Tepesi taklak yapmışlar. Yerin dibine sokmuş ki haç oradan çıkaracak işte. İyi. Alüminyum ve camdan yapılmış. Alüminyum mu? Bildiğim paslanmaz çelik. Çeliğe benziyor bu. Çelik de var. Şey, hayır, paslanmaz değil ya. Ne o? Galvaniz. Evet. Burası da Güzel Sanatlar Müzesi'nin girişi gibi bir şey. Aslında böyle bir eski bir fortmuş sanki. Kale şeyi gibi değil mi? Eski bir şeymiş. Bu kaleden bozma. Evet. Müzeonun ön tarafına geldik. Burada bir adet heykelcik var. Şöyle bir heykel. Demir. Güneş oradan geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Bu kadar çekebiliyoruz. Şöyle devam ediyor. Limani de burada. Bir de Santa Catalina'ya da geldik. Kiliseye. Santa yok. Creu. Creu'ymuş. İçi açıksa girelim. Bedavalıysa girelim, bedavalıysa. Bazı din düşmanları şey yapmışlar. Yani bir şeyler atmışlar. Bir şeyler atmışlar, kırmızı. Kapısına kırmızı boya atmışlar. Bir yerde de hatta böyle hakir satmıyor. Ha.
Evet. Bu cadde San Lorenzo muydu? Galiba. Okul bayağı okul. İlkokul bayağı. Şöyle çemçük çemçük. Şirin çünkü sokaklar. 15 tatilde değillermiş. 15'te. Evet, San Lorenzo olduğu belli oldu. Otel yazıyor orada. Yalnız tatlış değil mi sokaklar? La Tabella Drassana. Drassana. Drassana yani tersane bence. Tersane olabilir. Drassana. Eda bu konulara hakim. Şöyle bir heykelcik var Eda. Şirin bir meydancık. La Longha. Burası eski ticaret merkezimsi bir şey. Efendime söyleyeyim. Şunun kilosu şu. Efendime söyleyeyim. Onlar karar veriyor. Borsa. Bunun kilosu bu kadar eder. Elimizde bol. Bunun şeyi bol, bunun şeyi az. Vay efendim. Şu çok kıymetli, bu sahte. Tüccarlar odası olmuş oluyor. Şu bozulmuş, bu kakılmış. Oo, çok kârlı diyor ve güzel bir bina bizleri karşılıyor burada. Bahçesi de var. Evet, lonca kafeye gittim. Ha vallahi lonca kafe dedim, lonca kafe çıktı. Bakmadan söyledim. Var mı? Ha, lonca kafe var. Kokteyl ve tapas. İyi, burada güzel. Oh, mis. Müzik de var bedava. Yine güzel sokaklar. Devam ediyor. Şurada bir jardin var. Ona bakacağız. Şey ama orada eylem yani, vardı. O yüzden çıkamadık. Kapatmış. Eylem vardı. O yüzden çıkamadık. Bir ödüm koptu. İçeride mi kilitlendik acaba? Ben nereden bileyim ya? Bir de exit başka diyoruz. Adam varmış. Söylemiyor. Exit host deyince söylüyor ya. Allah'ım ya. O zamanlar Yunan cam da yoktu. Şimdi sanki çok var. Vah. Evet, burası da böyle parkçık. Ha, güzel. Tatlış. Bakın. Hadi burada top keklerimizi yiyelim. Hadi. Aa, bizim olduğumuz yer şu köşeyi. Şurada yedik tam. Tamam, kedimizin altında. Burayı beğendik gene. Çok beğendik. İspanya'da bir güzellik var, Fera. Şey evet. Daha sıkışık İtalya. Değil mi? Daha sıkış demiş oralar. Bunlar daha Fera. Bunlar büyük şehir. Evet. Sanki adası. İşte ona rağmen mesela İtalya'nın köylerin üst üsteydi. Ha evet. Ama değirmenler vardı. Evet, birkaç tane var ama şey... Evet. Şu anda böyle bakmak için yukarıdan bir tepeye çıktık. Beyber Kalesi'ne geldik arkadaşlar. Evet, arkamızda. Belbel diye yazılıyor. Tabii ki öyle okumayacağız. Beyber diye okunuyor. Burası 14. yüzyıldan kalma gotik bir kale. Yuvarlak böyle şekilli, değişik bir kaleymiş o yüzden yuvarlak olduğu için. Önce kraliyetin yazlık sarayı olarak kullanılmış. Sonrasında hapishane olmuş. Şimdi tabii ki müze. İyi bakalım. Bakacağız buradan tepeden. Hadi taksi bak. Yine ucuzdu. Mert'in hoşuna gitti. Evet evet şey. Bayağı birkaç kilometreyi 7-8 yani. Euro getiriyorlar yani. Ev kiraları pahalı. Aynı Antalya ev gibi. Ev fiyatları da aynı Antalya gibiymiş. Hani evet. 2 odalı bir evi 200 bin. 200 bin euro ama bizde pahalı ev öyle yani. Ucuz ev var bizde. Belki bu biraz pahalı kalabilir bize. Merkez pahalıymış. Palma kalır. Tabii. Aa, kedi geziyor bak. Kedi var. Evet. Onları ormanlara mı atıyorlar bizi? Ne bileyim çocuk. Gariban gariban. Aa, bizim gemimiz de gözükecekmiş neredeyse. Hmm, azıcık gözüküyor şuradan. Şimdi aslında kaleye çıksak daha net görürüz. Hadi gidelim.
Ne kalesine gidiyorsun? Beyber. Beyber. Katalanca'da acaba... güzel manzara demek Katalanca'da. Beyber. Güzel manzara. Yine regattalar var, şu var, bu var. Fiyatlarımız böyle. Büyükler 4 euro. Yuvarlak ya. He, ne güzel. Bayağı bildiğin yuvarlacık kale. Şurada ne var? Şey mi, hendek? Hendekmiş. Mi? Ama şu an boş. Eski hali. Dilek şeyi. Bozuk paraları. Birisi de kredi kartını atmış ya. Yani. Sigara atmış falan. Eski palma yazısı. Tamam, kendi dilleri. Yok. İkinci katta devam ediyor. Vallahi tapınak mapınak şövalyesi ama manzarayı çekemiyorum. Dışarısı güne şey, deniz mis gibi. Güzel yerler. Tapınakçı başlık. Şöyle inişler var. Bir yerlere iniyor. Bunlar bile iniyorsa. İniş yasak diyor. Daha iyi boş. Bunlar da heykeller. Kule burada. Kapısı kapalı, açık olsa girerdik. Evet. 2 adım kaldı zaten, aşk olsun. 1878'de yenilenmiş. Aziz Mayorga. Katedral da çok görkemli ya. Önce seni oturtalım. Evet, güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ben buraya yerleşmeye karar verdim artık. İklim, burası olur mu diyorsun? İklim, coğrafya, ağaçlar, botanik, fauna, flora, her şey bana uygun. Sıcacık ya, tişörtle dolaşıyoruz yani. 20 derece var. Var. Tamam, benlik işte. Yeter. Yeter. Hadi o zaman. Etrafta adalarım da var. Aynen. Sıkılırsan İbiza'sı var. Oh, yeme içme de bana güzel. Böylece Palma. Eda ne oldu? Palma turu bitti. Fantazya ile orkestra yan yana. Mallorca gezimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız Eda. Yep, so. Ne düşünüyorsun? Çok güzel değil mi? Ben sevdim, sen? Çok güzeldi ya, harika bir yer. Evet. Zaten arkadaşlarımdan da duymuştum gidenlerden. Çok beğenmişlerdi burayı. Biz de çok beğendik gerçekten de. Evet. Hatta ben buraya yerleşmeyi düşünüyorum. Eda yerleşti. Özellikle o tepenin civarındaki evler çok güzeldi. Çünkü şehrin hay huyundanıza konmak istiyorum. Hay.
Hay Huy. Burası da herhalde gidiş terminali. Termal Fantazya diyor, orkestra diyor. İsimlerini de yazmışlar. Çok tatlı. Hadi gidelim. Evet, artık son biniş başlıyor arkadaşlar gemiye. Yani böyle. Bundan sonra çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Bakın şunlar da kocaman yük gemisi. Yani işte şey taşıyor, feribot. Ondan sonra bunlar da böyle bir yerlere gidiyor. Ada olunca işler feribota kalıyor. Güzel, deniz yolları çok bak, iyi işliyor. Belveder orada. Belveder. Beyber. 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 Fantazya burada. Orkestra yan peronda kaldı bak. Görüyor musun? Evet. Bu diğer peronda. Fantazi bu peronda. Bizimki daha büyük dedim son. Bu da büyükmüş. Baksana kocaman. Bu Lirika kadar işte. Lirika böyleydi. Bence daha büyük bu Lirika'dan. Kardeş gibi değil mi o? Bence opera kardeşiydi bunun ya. Orkestra değil. Ha. Sanki ha. Bu da önemli bir deniz feneri. Denizlerin koruyucuları. El Faro. Fener Avrupa'nın 3. büyük gözüken feneriymiş. Kalesi. Biraz önce çıkmıştı kale. Biraz önce çıktığımız kale. Doris de orada gidiyor katedrale kadar. Bay bay Dori. Baksana kaç tane halatla bağlamış adamlar bunları. Şurada var. Burada var. Burada var. Büyük tabii. Büyük olunca. MSC şov yapıyor gene. Disko'nun yeri çok güzel ya. Şurası. Oo, havada birbirlerini buluyorlar. Ekmek için. Çakalozlar. Kaç artık hadi. Bayağı pembelendi. Pes pembe oldu. Havanın güzelliğine bak ya. Evet, pembelendi. Mallorca'da hava, su mükemmel. Yani daha güzel olamazdı herhalde. Şöyle göstereyim. Gerçekten maşallah yani bayağı. Çok da güzel geçti. Gezi.
Sabah 7.30 ve Barcelona limanına yanaştık. Maalesef güzel odamızı, güzel gemimizi terk edeceğiz. Ama olsun, sonuçta güzel bir tatil yaptık. Kedilerimizi de özledik. Nice nicelerine kavuşuruz inşallah. Evet Eda. Sonuç olarak Montjuic tepesi civarı gözüktü yeniden. Bu da demek ki artık bye bye. La Vele'deyiz gene. La Vele. Oturuyoruz, kahvelerimizi içiyoruz. İstanbul uçağımız. Bir vakitte. Oradan da Antalya var bakalım inşallah. Hava güzel gibi. Bu hava da, bu hafta da hava güzel gibi. Hı? İnşallah evet, yumuşak. Ama hep de bize güzel denk geldi. Evet evet, hiç ne yağış ne bir şey. Çinkitere'yi gezdik, çok güzel gezdik. Pompei, az bir Napoli gezdik, çok güzel gezdik. Şimdi Mallorca'yı çok güzel gezdik. Barcelona'da da gene dolandık, güzel gezdik. Mallorca'da artık hava o kadar sıcaktı ki tişörtle dolaşıyorduk. Aynen, Genova bile çok sıcaktı, o kadar soğuk yer. Genova'yı da güzel gezdik. Bir yer daha vardı sanki. Marsilya'da da güzel havuza girdik. Yukarıda hiç gitmedik. Bir yere daha gittiydik sanki. Nereydi? Yoktu, denizdeydi. Ha, La Spezia'ya bakamadık. Kendisine. Çinkitere'yi gezdik. Çünkü. Bir dakika oraya gittikiz. Bay bay. Eda, şu şekilde gelirken Mercedes'le geldik, dönerken shuttle bus'la dönüyoruz. Biz en son oraya kadar bırakıp artık oradan... Artık ne haliniz varsa görün. Çok güzel baktılar ama bize. Bak, disco'nun yeri acayip güzel gözüküyor bak. Şu uzaylı yeri gibi olan yer disco. Oradan dışarıyı izleyerek dans ediyorsun, cıstık cıstık oluyor. Arkalar Zanzibar restoranlar şunlar. Şunlar. O da güzel. Buffett. Şu boylu boyunca cam da güzel. Orada da güverte. Evet Eda. Şu an artık otobüsümüze bindik. Gemimizden indirildik. Havalimanına akıyoruz. Gördüğünüz gibi otobüste gidiyoruz. Burası güzel Barcelona. Burayı seviyoruz. Doğru mu hocam? Çok. Evet. Montjuic tepesine bakıyoruz şu anda. Böyle bak, baharda falan ağaçlar hep açacak şu an. Bak, yeşil yeşil olacak. Şimdi hep böyle şey. Tabii. Aynen. Gölge gölge yapacak onlar falan. Güzel olacak yani. Gözüktü. Az bir şey gözüküyor. Şu fantaziyacık. Koca liman artık. Baksanıza ya şey. Bayağı ticari. Uçağımızı bekliyoruz. Birazdan kalkmak üzere inşallah. Mert'i çağırıyorum. Barcelona uçağındayız. Uçak tıklamaç. Klasik Pegasus. Ve her uçak gibi artık hepsi dolu. Yaklaşık 4 saat sürüyor.
Antalya inişi başlıyor. Isparta'dayız. Aşağısı bulutlu. Evet, artık Antalya inişi başladı. Yağış yok.